Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı'nın 7 ay önce bir televizyon programında Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerle ilgili sözleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Başkan Saatçı katıldığı bir açık oturumda Türkiye'deki tarikatların halkın vicdani duygularını kullanarak para ve siyasi rant devşirdiklerini ve bir an önce kontrol altına alınmaları gerektiğini dile getirmiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün uzun yıllar önce bu konudaki görüş ve politikalarının ne kadar değerli olduğunu açıklamıştı. 7 ay önce çıktığı bir televizyon programında cemaatlerle ilgili düşüncelerini canlı yayında aktaran Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı'nın o programdaki sözleri şu şekildeydi. Şu an Türkiye'de tarikat adı taşıyan her sosyal grubun kontrol altına alınması lazım. Arkadaş, tarikat benim bildiğim bir lokma bir hırka ile hareket edip Allah'a ulaşan yoldur. Bütün tarikatlar ticari, bütün tarikatlar siyasi. Ne işin var tarikatın ticarette, siyasette ya? Ne işin var kardeşim senin? Tarikat dediğimiz Hoca Ahmet Yesevi'den başlamış, Geyikli Baba, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Hacı Bayram filerle süre gelen Anadolu erenlerini kirletme kardeşim. Senin o lüksün yok. Ne tarikatı? Tarikat dediğiniz olay geçim kapınız olmuş sizin. Siz hepiniz din tacirisiniz. Dini satıyorsunuz ve gerçek Müslümanların dinini satıyorsunuz. Sizin dininiz Müslümanlık değil. Sizin sattığınız Müslümanlık değil. Siz dini satıyorsunuz, dini. Biz Karl Marx'a kızıyorduk. Din afyondur dediğinde sizin elinizde bu İslamiyet afyon haline getirildi. Yazıklar olsun. Atatürk'ün büyüklüğünü bir kere daha şurada saygıyla anıyorum. Boşa kapatmamış Atatürk tekkeleri, zaviyeleri. Bunları görmüş de kapatmış. Türkiye için en iyi sistem laikliktir. Laiklik. Bunun lamı cimi yok. Ama laiklik leblebi ile rakı içmek değildir. Laiklik ibadethaneye postalla girmek değildir. Laiklik imam hatiplerinin önünü kesmek değildir. Laiklik 7 yaşındaki çocuğa başörtüsü taktırmak da değildir. Bunun dengesini kurmak zorundayız. Şu an Türkiye'de tarikat adı taşıyan her sosyal grubun kontrol altına alınması lazım. Arkadaş, tarikat benim bildiğim bir lokma bir hırkayla hareket edip Allah-u Teala'ya ulaşan yoldur. Bütün tarikatlar ticari hocam. Evet. Bütün tarikatlar siyasi. Ne işi var tarikatı? Ticarette, siyasette ya. Kavgalar ne işi var kardeşim çıkıyor. Sen? Evet. Sen o zaman tarikat dediğimiz benim Hacı Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi'den başlamış Tapduk Emre, Geyikli Baba, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Mevlana, Hacı Bayram Velilerle sıra gelen Anadolu erenlerini kirletme kardeşim. Senin o lüksün yok. Ne tarikatı? Tarikat dediğiniz olay geçim kapısı olmuş sizin. Siz hepiniz din tacirsiniz. Dini satıyorsunuz. Ve gerçek Müslümanların dinini satıyorsunuz. Sizin dininiz Müslümanlık değil. Sizin sattığınız Müslümanlık değil. Siz dini satıyorsunuz, dini. Ama kime satıyorsunuz biliyor musunuz? Anadolu'nun saf, masum, tertemiz Müslümanların dinini satıyorsunuz. Bu din siyasi ve ticari sömürü aracı olmuş. Biz Karl Marx'a kızıyorduk din afyondur dediğinde. Sizin elinizde bu İslamiyet afyon haline getirildi. Yazıklar olsun. Atatürk'ün büyüklüğünü bir kere daha şurada saygıyla anıyorum. Boşa kapatmamış Atatürk tekkeleri, zaviyeleri. Evet. Bunları görmüş de kapatmış. Türkiye için en iyi sistem laikliktir hocam. Laiklik. Evet. Bunun lamıcım yok ama laiklik leblebiyle rakı içmek değildir. Evet. Laiklik ibadethaneye postala girmek değildir. Laiklik imam hatiplerin önünü kesmek değildir. Laiklik 7 yaşındaki çocuğa başörtüsü taktırmak değildir. Tabii. Bunun dengesini kurmak zorundayız.